O haber vermiş. Demek Furuat-ı İslami değişmeye kabil bir libas hükmünde değil ki. Onlar tebdil edilse esası dini baki kalabilsin. Yani şu libası değiştirebilirsin ama deriyi değiştiremezsin, bu deriyi. O zaman sünnetle oynayınca genetiğinle mi oynanmış oluyor? Aslınla oynuyorsun. Mesela deriye müdahale yaptın, kanser oldun. Vücuda yayılır. Ama buruna kanser sürdün. Kestin, biçtin, deriye bir şey olmaz. Hristiyanlık böyledir. Cesedi hariçten bir libas giydirilmiş. İslamiyet ise cesede giydirilen libastır. Bu deridir. Canlı ve ruhludur. Aslı ifade ediyor. Ne demek o? Yani şu deri diyorsun ama kimliğim ve kişiliğimdir. Sima ve suretimdir. Ruhtaki bütün yansımalar burada gözükür. Ama burada gözükmez. Bu gömlekte ben gözükmem. Ancak sirayetim var. Koku ve terim. O aynı benim. Ama sima ise bu Hristiyanlığa benzer. Hariçten libas giydirilmesi İsa Aleyhisselam'ın dinini bozmak manasına geçmiyor. Ama bunu değiştirirsen peki ruhsal yapı burası aynı. Bütün ruhsal yapın nerede gözüküyor? Burada gözüküyor. O zaman senin burası hem suretindir, hem simandır, hem kimşiliğindir, hem kimliğimdir, hem de aynı andır. Belki esas dine bir cesettir. Lakal bir cilttir. Yani adaplar Peygamber Aleyhisselam şu bedendeki cilt gibidir. Yani aslında özdeş olmuş. Onunla imtizaç ve ittiham etmiş. Onunla yani şu ceset, deri, vücutla, vücut ruhla. Deri, vücutla. Vücut, hayatla, ruhla. İmtizaç etmiş. O zaman diyor bak, ne dedi? Kabil. Belki o esas dine bir cesettir, lakal bir cilttir. Onunla imtizaç ve ittihat etmiş, kabili tefrik değildir. Onları tebdil etmek, yani şu deriyi kaldırmak, yeni başka bir şey yapmak, doğrudan doğruya sahibi şeriatı inkar ve tekzip etmek çıkar. Acayip bir şey ya, çok ağır. Yani dinin getirdiği ahkam ve adab sonsuz ilmi ilahiden geldiği için onlara muhalefet, Allah'a muhalefet manasını taşır. Bu husus ince bir noktadır. Beğenmemek oluyor. Mezahibin ihtilafı ise, mezheplerin ihtilafı ise, sahibi şeriatın gösterdiği nazarı dusturların tarzı tefehümünden ileri gelmiştir. Bu ne demek? Şu üç noktayı nazar şu zamanın içtihadatını arzı yapar diye devam ediyor. Şu Peygamber aleyhissalatü vesselam mesela çorapsız namaz kılardı. Çoraplı kılardı. Kısa kolu kılardı. Kısa kolsuz kılmazdı. Vesaire. Bunlar peygamber mesela İmam Azam içtihad etti deriz. Oysa Allah Resulü'nün aynı hareketi farklı zamanda, farklı sahabede, farklı zeminde farklı yapmış. Bu farklılıklardan bir tanesini seçmiş. Yoksa kendisi çıkartmamış. Yani bu seviyesi, H2O seviyesi öyle mi oluyor abi? Gibi mesela şöyle uygulayayım. Allah Resulü en çok kullanılan şeyi öyle bir misal vereyim ki yaşanan bir şey olsun. Çorapsız kılmış, çoraplı da kılmış. İmam Şafii'nin daha çok yöresi İran bölgesi olduğu için biraz da Doğu İran ve Bağdat'ın, Irak'ın doğu tarafı, doğu kırsal ve çiftçilikle uğraşıyor, gübrelerle, hayvancılıkla, ziraatla uğraşıyor. Hayvancılıkla uğraştığı için tabii necaset şey yapacak. Şimdi pis olmuş, hayvan pisiyle bulaşmış bir çorap düşünün. Bunlar namaz olmaz. İmam-ı Şafii Hazretleri bakmış Allah Resulü'nün çoraplı kıldığı var, çorapsız kıldığı var. Dedi ki bu adam gübrelerle haşır neşir oluyor. Gündüz ortası namaz kılacak. Pislik var. Ben desem ki temiz çorap olacaksın. Tarlayı bırakıp eve nasıl gidecek? Namazı terk edecek. O zaman Allah Resulü'nün bununla alakalı bir tatbikatı var mı? Baktı ki Allah Resulü çorapsız kıldığı namaz var. Dedi ki bana tabi olanlar, bölgesi belli coğrafya, çorapsız kılacaklar. Geneli bu. İmam-ı Azam bakmış daha çok buna tabi olanlar, Bağdat ve şehircilik var. O Mezopotamya ve daha medeni şey. Toplum olarak yaşıyorlar. Şimdi abdest aldı, mescide girecek, alı var, bilmem ne var.
Adam ıslak ayakla basa basa gidecek. Ondan sonra gelenler de onu bastığı yeri su bastı, yumuşadı, gevşedi o pislik halıda veya topraksa oradaki pislik. Oraya gelen secde edecek. Dedi ki İmam Azam, Allah Resulü'nün ikinci bir tatbikatı var. Çoraplı kılacaksın. Ona dedi ki sen toplumda yaşıyorsun. O mikropla gevşeyen mikroplar, pislikler yayılabilir. Böyle girme. Çünkü toplum bir arada yaşıyorsunuz. Sen çorabı giyeceksin. İkisi de doğru. İşte ne diyor? Mezahibin ihtilafı ise sahibi şeriatın gösterdiği nazarı dusturların tarzı tefehümünden ileri gelmiştir. Bir de ikincisi o açık emirler vakımı selavatü zekat değil. Mesela namaz kılın, zekat verin. Açık emirlerde iştihat yoktur. Peygamber bile müdahale edemez. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatı Kur'an'ı şerheder. Sünnet-i seni. Onun için sünnetsiz Kur'an anlaşılmaz. Ondandır ki sünneti hücum ediyorlar ve sünnet-i seniyeyi inkar ediyorlar. Sebebi Kur'an'ı ortadan kaldırmak için. Bu zındıkların özelliği o. Ama ille bunu yapanlar bu şuurda değiller. Ne yaptıklarını bilmiyorlar ama neticesi budur diyor Üstad. İştihat Risalesi'nde. Çünkü Kur'an'ın hayattaki uygulanışını biz bilmiyoruz. Buna istikamet verenler bunu şuurlu yapmış. Tabii bunlar alet olarak kullandıkları kişiler şuurlu yapıyor. Şuurlu yapıyor. Ama bunu yapanların kısmı azamı biliyorlar. Bilerek yapıyor. Mesela nereye hücum edeceğini biliyor. Nereye hücum edeceğini biliyor. Zarurat-ı diniye denilen ve kabili tevil olmayan ve muhkemat denilen dusturlar ise hiçbir cihette kabili tebdil değildir. Ve medar iştihat olamaz. Onları tebdil eden başını dinden çıkartıyor. Allah Allah. Sözleri getirsene bir sana zahmet. Sözler. Sözleri getir. Yani çok acayip. Zaruriyat-ı diniye denilen, dinin zaruriyeti, emirler, kabili tevil olmayan, Allah Allah, muhkemat denilen dusturlar ise hiçbir cihette kabili tebdil değildir ve medar iştihat olamaz. Ne acayip bir şey ya. Şurada geçiyor. Ben duydum abi bir tanesinde bu yaz uzun zamanlara geçmiş abi bu senelerde. He. Diyor ki ağır iş yapanlar 15 saati geçtikten sonra işte oruçlarını açmalarında bir sakınca yoktur diye. Ne kadar? 15 saati geçtikten sonra oruçlarını açmalarında bir sakınca yoktur diye de fetva dedi. Allah Allah. Dedim peki neye dayanmış? Neye dayanmış biliyor musun Hasan abi? Çok enteresan. Aklına dayanmış. Aa. Cerbeze yapmış. Demiş ki filanca yerde adam memurdur. Yata yata oruç tutuyor. Tabii. Biz enayi miyiz? Yani bu da Allah böyle bir kanun korumuyor. Yani. Demiş. Bu, sen tarlada çalışıyorsun. Mesleğinde bu çalışmak zorundasın. Anlatsın. Ondan sonra demiş bu kadar hani uzun oruç da. Bunlar ne diyor biliyor musun? Mantık kullanıyor, mantık yürütüyor. Bak buna ne diyor biliyor musun? Yemrukune mine dini kema yemrukune sehmu minel kavs. Dinden öyle çıkıyorlar ki okun yaydan çıkıp fırlaması gibi çıkıyorlar. Kaydı style oluyorlar. Buradan zaten şey yapıyorum. Mezhepsizler var ya veya hadis. Mesela adamlar, ben onlara kızmıyorum. Allah biliyor, kızmıyorum. Adam işini yapıyor. Zındık zındıklığını yapacak, münafık münafıklığını yapacak. Olmasa da olmaz. Hayat kalitesiz olur. Yapacak. Ben şuursuz benim dostlarıma, Müslümanlarıma kızıyorum. Adam hadis inkar ediyor, mezhebi inkar ediyor, kaderi inkar ediyor. Önüne gelen hadisleri ve Ehl-i Sünnet'in ana şartelini Buhari'ye, Müslim'e inkar ediyor. Hadis inkar etmek, ayet inkar ettiğini bildiği halde, aynı manaya geldiği halde. Hadis inkar etmek, ayet inkar etmek aynı. Adama kafir münafık diyemiyor, ehli kıbledir diyor gene. Yani o aldatmaz, onun yapması bize pek zarar getirmez. Bizi daha çok biler çünkü hariç.
Ama benim içimde olup da ona muhabbet eden işte tehlikelidir. Çünkü küfre rıza küfrü, küfürdür. Zulme rıza da zulümdür. Taraftar olursa ne olur? Hatırladınız mı? Taraftar olursa. Meyil bile etmeniz diyor. Hatırladınız mı? Onun gibi olur abi taraftar olursa. Bak şimdi. Hatta ondan da kötü olur abi. 28. 7'deydi. Çünkü belki o bilmiyor ama sen bildiğin taraftar olur. Yok, hepsi biliyor. Herkes bilerek yapıyor. Ama bizden olanlar, yani bizim içimizde olup, bizim içimizde veya şöyle Lazcasını söyleyeyim, ya ben tevilli böyle böyle evilip çevirip yapamıyorum. Nurcu gözüküp de topluma ders yapanlar var ya, bu tip insanlara taraftar olması aynı, bu da o tiptendir. Bak, o tiptendir. Nereye gitti? O 28. 7. mesele miydi? Tabii ki kafamız şey yaptı, karışıyor. Oradan oraya ama bak onu bulayım da. O da o tiptendir. Niçin o tiptendir? Kaderi inkar ediyor. Önüne gelen hadisi inkar ediyor. Tamam. Ondan sonra içtihadın mezheplerin kaynağı olan kütüb-i sitteyi rastgele inkar ediyor ana şartele. Ehli kıbledir diyor, şey yapmamak lazım diyen adama diyor. Araban çalındığı zaman yaptığın tepki kadar hadisi inkar edene tepki göstermiyorsan seni Allah ıslah etsin. Sen aramıza girmiş hainsin. Araban çalındığı zaman gösterdiğin tepkiyi hadisi inkar eden, kütüb-i sitteyi kale almayıp alay eden adama tepki göstermeyip ehli kıble diyorsan sen aramıza girmiş hainsin. Çünkü niye? Bak 361 mektuba. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la terkenu ilellezine zelemu fetemesekumunlar. Ayet-i kerimesi fermanı ile zulme değil yalnız alet olanı ve taraftar olanı, belki etna bir meyil edenleri dahi dehşetle ve şiddetle tehdit ediyor. Cehennem size de dokunur diyor. Yapmadığı halde taraftar. İlerlezine zelimu fetemessükümler. Bu işte. Ne demek abi tam olarak? Şimdi diyor ki, bir de zalimlere meyletmeyiniz. Aksi takdirde ateş size de dokunur. Cehennem ateşine atılırsınız diyor. Ustad meal veriyor. Fermanı ile diyor ki diyor ustad. Ustad kendi meali şöyle vermiş. Manası. Meal değil manası. Zulme değil yalnız alet olanı ve taraftar olanı, belki etna bir meyil. Ehli kıble diyeni. O da ehli kıbledir diyor. Yani mümindir diyor. Değildir mümin. Münafıktır. Hadisi inkar eden kafirdir. Ayeti inkar etmek neyse hadisi inkar etmek aynı değil midir? Şeriat kitaplarında böyle geçmiyor mu? Sözsüz bana söyleyin, bir tane, bir Allah aşkına bir kul bana desin ki hadisi inkar etmek ayeti inkar etmek gibi değildir. Hiçbir şey gerektirmez diyebilen var mı? Böyle bir kafir görebilir misiniz? Bundan bir şey yoktur, bir beis yoktur. Hadis inkar edebilir diyebilen var. Bu yalnız kütüb-i sitte hadislerinden bahsediyor mu? Tabii kütüb-i sitte. Bazı hadisler hani şey ihtilaf. Nas. Ha, nas açık. Mesela mektubatın başında var, 19. mektubun başında. Kardeşim, o kütüb-i sittenin ana şarteline, ehl-i sünnet vel cemaatın kaynağına adam bilerek hücum ediyor. Tamam bak şimdi burada bir hadis var. Diyor ki, 19. mektupta bak. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ كَزَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِدًا فَلْيَتَبَبَّ مَقَادَهُ مِنَ النَّارِ. Benden bilerek yalan bir şey haber veren cehennem ateşine yerini hazırlasın. Yani dediğini demedi diye. Demediğini dedi diye. Cenab-ı Hak da 39'a 33. ayetinde şöyle diyor. Femen ezlemu mimmen kezebe alallah.
Allah adına yalan söyleyenden daha zalim kim olabilir? Sayfa 96 mektubatta. Hadisinden. Şimdi Allah Resulü dediği halde hadis değildir demek. Bak, dediğini demedi diyen, demediğini de dedi diyen, وَمَنْ كَزَبَ عَلَيَا مُتَعَمِدَا فَلْيَتَبَوَّ مَقَادَهُ مِنَ النَّارِ. Ya bu ne diyor? Hadisindeki tehditten şiddetle korkan. فَمَنْ اَذَّمُ مِمَّا كَزَبَ عَلَى اللّٰهْتَانْ da ayetindeki şiddeti tehdidini şiddetle kaçan muhaddisini kamilin bize sahih bir surette o haberleri nakletmişler. Bu muhaddisun imamları bu hadisleri kütüb-i siteye koymuşsa hadistir o. O hadistir. Senin kafana bağlı değil. Sen bilmezsin o kadar. Sen lügat manasıyla meal verirsin. Oysa muhaddisler en azından, ey kardeşim, en azından harflerin sıfatlarına göre de mana veriyorlar. Mesela kisp kelimesi. Sen kisp, yalanlama vesaire dersin. Ulema kef, z ve b veya zikir. Geçen aşağıda yaptım örneği canlı tutulsun diye cumartesinde. Zikir, zkr, z harfi veya k harfi her bir harfin tabiatına göre manada veriliyor. Nedir o? Toprak, su, hava, buhar. K ve z, k, r harfleri hangisi toprak tabiatta, hangisi şey? Ben mesela vesvese hakkında bu yöntemle gittim. Ves, ves. İki tane harf. Vav ve sin. Tekrar. Ves, ves. Zel, zel. Zelzele gibi. Baktım vav'ın tabiatı nedir? Dört unsurdan hangisine denk geliyor veya birkaç tane mi? Buhar mıdır? Su mudur? Hava mıdır? Toprak mıdır? Ben evlilikte bile kullanıyorum bunu. Evlilikte bakıyorum senin fıtratın kardeşim. Toprak mıdır? Toprak unsuru mu galip sana? Sen toprak unsuru alırsan yere çakılırsınız. Olmaz. Alacağın hanım hava unsuru olacak. Onu yere çakacak. Eğer toprak unsuru fıtratın var senin. Toprak alırsan artık birbirinizi kesmek gelir. Su unsurunu alacaksın. Tabiat. Neyse tamam. Şimdi zikirde, zekere kök harflerini bilmeyle olmuyor. Bu muhaddislerin kullandıkları bir yöntem. Sucunun, gusunun, zahrun, battun, hattun, muttalan. Bunlar hepsi benim meratip. Yani işlerinde de bölünüyor. Bir de şey de var abi. Örf. Mesela biz kaç hadis biliyoruz ki buna itiraz ederken? Mesela İmam Milyon hadisi ravesiyle, ravesinin hayatıyla rivayet edildiği yerle evet. Hafızasında tutuyor. Bunları diğeriyle çelişmeyecek şekilde kafasında şey yapabiliyor. Haritasını çıkartabiliyor. Muhaddis ya. Muhaddis Arapça biliyor diye, hadis imamıdır diye ayeti tefsir edemiyor biliyor musun? Mufessirun değil. Muhaddisun, mufessirun değil. Mufessir, ben Kur'an tefsir ediyorum, ayeti de, hadisi de tefsir ederim diyemez. Cahil adamlar işte, onları dinliyorlar. Arapça biliyor, Kur'an'ı tefsir ediyor, aynı zamanda hadisi de tefsir ediyor. Ve hadis tefsir edene, hadis tefsir edene, muhaddisun dene, muhaddis midir? Değil olduğunu nereden biliyorsun? İcma yok çünkü onun hakkında. Ve rastgele, bak o küçük kafasıyla, Arapça kök harfleriyle mana vermeye kalkıyor. Oysa örfü var. Am mıdır, has mıdır, sucunun, gusunun, hattun, mutalaun, zahr mıdır? Ondan sonra bu harflerin tabiatıyla bile örfü nasıl da nazara alarak. Bak İmam-ı Ahmet bin Hanbel bir hadise bakarken 1 milyon hadisin nazarıyla bakıyor. 1 milyon. İmam-ı Azam bir ayete bakarken 6666 tane ayette bakıyor. Ve 16 tane temel ilimle bakıyor o ayetin içtihad ederken. Fıtratı biliyorlar. Kadınlara ait ilmi al diyebilmesi için kadının fıtratını, biyolojisini çok iyi bilmesi lazım. Biyolojisini ve ruhsal yapısını bilmesi lazım. Yetmiyor. Astronomi yıldızların hareketini bilmesi lazım. O çekim alanına göre kan ve sıvı hareket ediyor. Eşyanın birbirine karşı iletişimini çok iyi bilmesi lazım.
fiziği bilmeyen, matematiği bilmeyen, astronomiyi bilmeyen, insan üzerindeki tesirinden anlamayan bunlara hüküm veremez. Kadın ilmi halini yazamaz, hüküm veremez. Acayip bir şey ya. Yani hepten acayip olmuşuz, biz olmuşuz. Hadi o size ne oluyor? O adamlar vazifesini yapıyor. Siz ne? Müfessir midir ki ayeti tefsir ederken karşısına oturuyorsunuz? Muhaddis midir ki hadisi tefsir etmesinde karşısına oturuyorsunuz ya? Ne hangi vasfı var ya? Hangi vasfı var? Rastgele kafasına uymayan hadisi inkar edenden ne hayır gelir ya? Orada bereket mi olur ya? E sen de öyle oluyorsun. Vela terkenu ilellezine zenu fetemesikumunlar. Ayetine masadak oluyorsun. Bir de kalkıyorsun toplumda iki tane kelam ederek biraz kariyerin var, lafın ağzın laf etti diye bir de bu zalime vesile oluyorsun, zulmüne. Muhabbet ettirmeye vesile oluyorsun. Bir de bunları konuşanları susturuyor. Beni cenazede gördüler. Hasan kardeş hiç sana yakıştıramadım dedi ya. Adamları tekfir ettin dedi ya. Biz tekfirci miyiz? Bakıyorum neresine cevap vereyim ya. Dedim kaderi inkar ediyor. Peki bunu dedim dindeki tanımlaması kader inkar edene, rastgele hadisi inkar edene dinde nedir? Olsun Hasan kardeş. Ya, tepeme attırma dedim ya. Çekil git. Olsun Hasan kardeş. Gire. Aynı bu stupa. Çekil. Niye? Din deyince kardeşim Allah Resulü'nün anındaki damar geriliyordu. Araban çalındığın zaman, kızına laf attıkları zaman, maaşını geç verdikleri zaman veya siyasi bir tarafgir olduğun partiye muhalefet edince kızdığın kadar dinine muhalefet edene niye kızmıyorsun? Olsun Hasan kardeş. Benim alnımdaki damar gene bu kadar olmuyor. Allah Resulü'nün böyleymiş. Eşiddu alel küffar. Aramızda ise ruhama beynim. Kuzu gibiyiz. Sen ne zannediyorsun aramızdaki durumumu? Dışarıya da böyle mi yapacağım İslam düşmanı ya? Kaderi inkar eden, önüne gelen hadis inkar eden, kütüb-i sitteyi, ana kaynağı şartelimiz inkar eden adama ehli kıbledir diyeceğim. Utanmaz adam. Sen nasıl dersin ehli kıble? Neyin kıblesi bunun? Kıblesi mi kaldı bunun? Hadis inkar ediyor ya. Hiçbir hadisin kitabı ağzıma bu geliyor. Siz hiç etkilenmiyor musunuz ya? Hadis inkar edene sizde bir feveran ol, ateş olmuyor mu? Hadis inkar ediyor ya. Kim? Kafir değil bu. Müslüman gözüken bir kim değil. Neyse ya. Nereden girdik buraya? Çünkü bizi bir buraya soktun. Niye soktun ya? Neyse. Asrımızda fitne-i ahir zamanın bidalarına medeni yaşayış deyip beğenerek bulaşan ekseriyetin anlayış ve yaşayışları mezkür beyanlar müvacesine ceyran eder. Yani sebebi ne biliyor musun? O kadar günahlara bulaştık ki vicdaniyatımız gitti. Günaha karşı nefretimiz, ihbirar, cephe almak kalktı. Onunla beraber olduk artık. Doğruyla yanlış, hakla batıl. Küfürle iman aynı dükkanda sıtılmaya başlamış. Ya cemiyetin o kadar rezil ki, o kadar hulul edilmiş ki, o kadar içimize girmişler ki. Cemiyete karşı bir nefret yok. Bu lafımı duyduğu zaman diyecek, bak cemiyete karşı nefret. Nerede hizmet edeceksin? Bak. Cemiyete karşı bir ihbirar olmalı. Kendini korumak için. Cemiyete karşı bir mesafe koymalısın. Düşüncende en azından. Normal görürsen anormal olursun. Ahkamı diyor 444 müydü mektubat? Ahkamı yapmasa da yapamasa demiyor. Ben öyle ezberlemiştim. Ahkamı yapmasa da ahkamı hak bilmelidir diyor. Ahkamı şimdi diyeceksiniz ki o sayfa tutmadı. 453. Dün neyi düzeltmiyorsun kardeş? 453. Ahkamı yapamasa demiyor değil mi? Yapmasa da ahkam hak bilecek. Kardeşim cemiyete karşı bir nefret hislerimiz gitmiş. Körelmiş. Hakla batıl o zaman birbirine kaynamaya vesile olmuş. Bedenilerle, Allah bile denizi birbirine karıştırmıyor. Medenilerle müşabehe 123 mesela 125. Medenilere diyor, müşabehe ile diyor yaklaşmayınız. Aranızdaki dere pek derindir. Hattı masalayı doldurup da muvasala edemezsiniz. Ya onlar gibi olursunuz ya düşer boğulursunuz diyor değil mi? Onlar bizim gibi olamıyor. Olamaz. Çünkü onlara diyelim ki 1000 tane yanlışı var. 100 tane doğru karışsa yine yanlış oluyor. Evet. Yani safi olamıyor. Ama bizim 1000 tane doğrumuz var. 1 tane yanlış karışsa hepsi yanlış gitti. Oluyor. İşte medenilere diyor musamaha ile. Bir, musamaha ve teşebbühle. Onlara benzemeye. Ya biz de medeniyiz. Hayır.
Medeniyiz tabii ki, İslami bir medeniyiz. Yani Allah'a isyan etmeye biz medeniyet demiyoruz. Bak, musamaha ve teşebbühle. Yani veya alsın. Hayır, bir nefret duygusu olması lazım bize. Bir ihbirar olması lazım. Arabanı çalanlara kadar en azından. Nasıl nefret olduysa, arabanı seni kim çalmış? Ulan hırsız, seni aşağılık falan. Diyor musun? Diyor. Ha, ona kızdığın kadar dinine koruyacaksın. Onun için İmam-ı Rabbani Hazretleri ne güzel demiş, kurban olurum davalarına. Diyor ki, kimle arkadaş olacaksın? Dinini seven, koruyan, kayıranla arkadaş ol. Dinini seven, koruyan, kayıran. Mektubat-ı Rabbaniye de geçiyor. Yani arkadaşlar, bunlar Allah ulema göndermiş. Resulullah'ın alnındaki damar geriliyordu. Batılı yanlışa karşı, küfre karşı diş tamam, içerideki münafıklığa karşı. Peki Tövbe suresinin 101. ayet galiba, değil mi? Diyor ki, ben sana münafık demesem sen bile tanıyamazdın diyor. O nuru ferasetiyle tanıyamazdı peygamberi de. Allah demese. Peki o münafıklar yok oldu mu? Nereye gitti onlar? İçimizde arkadaşlar. Onlar yok olmadı münafıklar. Ama Allah diyor ki, ben sana demesem diyor. Peki peygamber yok. Biz nerede münafığı tanıyacağız? Ölçülerle. Biz peygamber değiliz. Ben sana demesem diyor, sen diyor münafığı tanımazdın ey Habibim. Diyor mu demiyor mu? Diyor. Peki biz peygamber değiliz. Vahiy de gelmeyecek. Peygamber de yok aramızda. Nasıl bileceğiz münafığı? Ölçülerle. Ölçülere uyuyorsa 3 tane model var. Dördüncüyü bana söyleyin. Mümin, münafık, kafir. Dördü söyle bana. Yok ki, işaret edeceğiz de böyle diyor. Peki, hadisi inkar eden mümin denilir mi? Denilemez. Sen de o tipten olursun. Peki, bunun dışındadır. Kafir denilir mi? Denilebilir. Münafık. Eğer karşımızdaysa kafirdir, içimizdeyse münafıktır. Peki, bundan değilse, nerede olursa olsun burada değil midir? Peygamber aramızda işte. Ben size iki şey bırakıyorum. Temessük ederseniz kurtulursunuz. Değil mi? Sünnet-i Seniyye Risalesi. Bir, Allah'ın kitabı. İki, onun olmazsa. Onun hayattaki uygulanış olan Sünnet-i Seniyye. Çünkü Kur'an peygambersiz, yani Sünnet-i Seniyye'siz anlaşılmaz bir kağıttan ibaret kalır. O müteşabih ayetler var ya, Cenab-ı Hak ayette diyor ki, kalbinde hasta olanlar diyor, hep müteşabih ayetleri müracaat ederler. Çok ilginçtir. Yani insanlar namaza başlasın diye uğraşmıyorlar. Hep içtihadi şeylerle meşgul oluyorlar televizyonlarda. Dikkat ettiğiniz var mı? Hep mezhepler arasındaki içtihadi ihtilafi olan mevzuları kaşıyorlar. Bunlar için Kur'an ne diyor? Kalbinde hasta olanlar diyor, müteşabi ayetlerle meşgul olurlar diyor. Anlıyor musun? Beşinci şuada o ayeti koymuş usta. Müteşabi. O müteşabih ayetlerimin diyor. Ancak ilimde ruhsu peyda edenler bilir diyor hakiki manasını. İlimde derinleşenler. Biz derinleşiyoruz. Ha, buraya doğru. Bir Mehmet kardeş vardı. Tavuk grip falan çıktığı zaman çiftlikler tavukları bedava ucuz gibi satıyorlardı. Tavuk çok almıştı. 3 tane mi ne kaldı? Dedim ki o zaman şeydi. Mehmet dedim, 3 tane tavuk vardı, hep yediniz de, şimdi ben de geliyorum dedim, tepeciye derse geliyorum. Tamam, derinleşeni söyleyeceğim. Dedim o tavuk dedim, nerede? Derin dondurucu dedi. İyi dedim, geliyorum dedim de çıkart şey yaparız. Hasan kardeş dedi, derin dondurucuda, derin. Yani derin dondurucuya koymuş. Tamam. Şimdi ilimde derinleşenler, mideye doğru derinleşenler. Mideye doğru derinleşmiş. Ne mi derini ya? Derin. Bak, kalbinde hasta olanlar müteşabih ayetlerimize dokunurlar diyor oraya. Peki %90 esasatı bırakıp %10 teferruat ve içtihadi meseleleri kaşıyan adam iyi niyetli bir insandır. Bilerek yapıyorsa ne demek? Zaten bilerek yapıyor. Bilmemekten olmaz. O cehalettir. O zaman zaten o kürsüye çıkmaz. Herkes işini bile. Ben bilerek yapıyorum. Ne konuşacağımı bilerek söylüyorum. Çoğu zaman. %90'ını bilerek söylüyorum. Tamam. Herkes bilerek yapıyor.
Ben nasıl ehli sünnet vel cemaati müdafaa ediyorum ve o sahadayım ve öyle zannediyorum. Ama kalbim ona atıyor. Ehli sünnetin dışında ben kimseye dokunmuyorum. Ama ehli sünnetin ana şartellerine ve esasatına dokundu mu ben de durmaz ağzım. Benim niye ağzım duracak? Adam durmuyor. Bana niye diyorsunuz ki? Niye böyle ağır konuşuyorsun? Niye kafir diyor? Ne diyeyim? Mümin değil. Hadis inkar edene, kader inkar edene mümin diyemem. Ne diyeyim peki? Gerisi sana ait. İster kafir der, ister münafık der. Ama mümin değil. Mümin ise, ehli kıblesi sen de o tiptensin. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَلَّذِنَ زَلَمُوا فَتَمَسَكُمُنَا Sen de aynı cinstensin. Arkadaşlar, ahir zaman fitnesindeyiz. En büyük hidayet istikamettir. Allah bile, böyle ders herhalde kaynadı. Allah bile فَسْتَكِمْ كَمَا اُمِرْتَ Dedi ki Şehbettin Sûreti Hud, Hud Sûresi beni ihtiyarlattı. Niye? Emr olunduğun gibi dostları ol. Hidayet kendisi istikamettir. İstikamet hidayettir. Hidayet istikamettir. İşaretleyeceğiz. 61'de anlatıyor bunu. İlim değildir. En büyük nimet imandan sonra istikamettir. İlimle dalalete giden yoktur. Sadakat ve istikametle dalalete giden yoktur. Son cümle okuyayım. Ha son cümle oydu. Asrımızda fitne-i ahir zamanın bidalarına medeni yaşayış deyip beğenerek bulaşan ekseriyetin anlayış ve yaşayışları mezkür beyanlar muvaciyesine cahil dikkattir. Yani böyle adam kendi niçin böyle dine koruma hamiyeti yok? Niçin böyle dinini seven, koruyan, kayıran değil? Böyle bir acayip ya, garip yani. Şaşırıyorsun ya. Bakıyorsun Müslüman. Hani bizim Karadeniz'de öyle olmuş, böyle getirmişler osuz kabaklar var ya böyle böyle, böyle but gibi böyle. Ekmişler de yeni gelmişlerdi, süs kabağı olmuş. Adam aldı onu, ulan kabak ulan bu kadar büyük kabak. Bir kırıyor, ulan diyor bakarsın hıyar çıkar içinden üstü bir. Süs kabağının içi üstü bir ya. Bakarsın bir adama hıyar, hıyar hayır demektir. Bir kırıyorsun hıyar hayır demektir ha. Bir kırıyorsun üstü bir çıkıyor içinde. Ne olduğu belli oluyor. İnsanlar kendisini ne zaman gösterir? Hadiselerle. Ben kim olduğum ne zaman biliyor musun? Hani şey demiş büyük zatlardan, ne zaman masa ve kasa verilirse adam o zaman belli olur. Ha, ne zaman hadiselerle karşı, kime karşı nereye duruyorsam ben oyum. Konuştuklarımla değil. Aynısidir kişinin, aynısidir işi. Aynesidir işi, kişinin lafa bakılmaz. Aynesi işidir, kişinin. Ha peki, hadiseler karşısında biz ne olmamız lazım? Nereye, kime karşı duruyorsan, sen o tiptensin. Cemiyete karşı duruşumuz uzak. Musamaha ile teşebbühle, medenilere, yani medeni derken, yanlış anlaşılmasın, İslamiyet'in insanlığa yakışır medeniyet. Yoksa medeniyet ismi altında aşağılık deniyeti yaşayanlara medeniyet değildir. Bir tanesini öyle demiştim askeriyede komutana da. İki gün benimle görüşmedi, şok oldu galiba. Sonra izahını istedi. Açık saçıklıkla insanın şerefini ve medeniyetini arttıracağını iddia edenler, Afrika'da çırıp çıplak dolaşan kadınlar bizden daha medeni olduğunu iddia edenler olmuş olur demiştim böyle. Böyle komutan yüzbaşı. Çok ağır. Ya ben ona demedim de cebinden çıkan bir kağıt o şey yaptı. Ondan sonra iki gün sonra gel dedi ya. Bu ne demek? Dedim açık saçıklık yazıyor. Açık saçıklık medenilikse çırıp çıplak dolaşan Afrika'daki yamyamlar, pikmeler bizden daha eski medeni. Ve açık saçıklık müşteri bekleyen acı manzarasıyla insanın şerefi artıracağını iddia edenler şerefi de mahrum olanlardır. Ha şimdi medeni insanlığa yakışır, ruhuna yakışır, adab ve edep çizgisinde olan hareketlere medenilik denilir. İnsan medenidir. Ama medenilik ismi altında deniyeti, insanlığın dip hareketlerini, insanın dibe götüren hareketlere de medeni denilmez. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha'tı mâsselavat. Ders yapan insan ya, topluma yön veren, kitap yazan insan,
konuşan insan, içimizde bizim gibi bizden zannettiğimiz insan Risale-i Nur'a muhalefet edeni, hadi tamam diyebiliriz, ehli kıbrettir tabi, Risale-i Nur din değil. Ama dine alenen hücum ediyor, alenen reddediyor. Buna diyor ki sorulduğu zaman, efendim bu insan şeyidir, ehli kıbledir. Ya doğru mu söylüyorsun? Ne yazısı var abi dedi ya. Ne diyeceğiz? Bir şey demeyin diyor. Bir de beni görüyor diyor ki, sen diyor niye tekfir ediyoruz? Ne diyeyim o zaman? Bana soruyorlar, abi kader inkar ediyor, hadisi inkar ediyor, şu hadisi, levlaki levlaki hadisini, şunu bunu inkar ediyor. Ve ne diyelim? Vallahi bu hadis inkar ediyor, kaynağı Badıl abi de koymuş. Tamam. Kütüb-i Sitte'ye iştihadi kaynağımız olan Edile-i Şeriye, değil mi? Kitap, sünnet, icma, kıyası, onun kütüb-i sittesini, kaynağını adam rastgele inkar ediyor. Arapça kök harfleriyle manayı esas almış, diğer mana mertebesi saydı ya, sucunun, gusunun, zatın, zahrun, battun, hattun, mutalağın, bir de harflerin tabiatına göre mana çıkıyor, bir de örfe göre çıkıyor ama. Mesela zekere, İran'da nasıldır, Irak'ta nasıldır? Tabii ya. Acayip bir şey. Onu söyleyen, onu soran toplumun cevap veren alim, onların tabiatına göre cevap verecek. Ben şimdi kalktım. Sibirya'daki adamlar soru sordu. Zikir ne demektir? Yeni İslam'a girecek bir Almanya bana sordu. Dindar bir tarikat cemaatine zikri anlatıyorum. Öyle mi? Nurculara zikri anlatıyorum. Arabistan'daki sıcak bölgedeki zikri anlatıyorum. Aynı mana. Örf işte. Örf anane de manayı değiştiriyor. Alime cahile. Ondan sonra o toplumun, alime cahil evet, o toplumun kullandığı lugaviyun, Basri alimleri mi, küfe alimlerine göre mi bu tabirleri kullanıyor? Yani bazen mana doğrudur, örfün kullandığı kelimelerle söylersin ama başka bir topluma göre bu toplumun kullandığı örfi kelam yanlış olur. Kelam yanlış olur, mana yanlış olmaz der mahkematta. Çünkü ben mesela gittim Hatay'a, incir diyeceğim. Diyemezsin, galis tabirdir. Yemiş demen gerekiyor. Gittim mesela bir şey anlatacaksın, o kültürün o manaya, o kelimeye yüklediği mana ile Edirne'de, Kars'takilerin yüklediği mana farklı. Ona göre söyleyeceğim ama o manayı o kalıpla, o libasta söylerken bir başka beldenin kalıbına uymaz. Bu başka belde de bu beldenin kitabını tercüme etse buna muhalif olur. Muhalif olunca hadis inkar eder. Oysa suç ve hata varsa o beldenin kullandığı uslup ve ifade kalıbı kelama aittir. Kelamın kalıbına aittir. Ona yüklendiği. Mesela şöyle de örnek vereyim. Ettenuzalat ilahiyate ala okulül beşer var ya, böyle işaret hocazda geçiyor. Çocukla konuşan bir profesör pat küt çat küt konuşacak. Ortaokul sınıfına girse onların seviyesine konuşacak. Liseye girse, üniversiteye girse onların seviyesinde konuşacak yani man. Şimdi sen uzaktan bakıyorsun. Lan bir de profesör ya, şuna bak ya, boyun altanlar. Çünkü böyle konuşulur mu ya? Desen kim cahil? Profesör mü cahil, bunu itiraz eden mi cahil? İtiraz eden cahil. Çünkü niye? Profesör olduğu için muhataba göre kılınç kullanıyor. Yani muhataba göre konuşuyor, uslup kullanıyor. Sen bunun konuştuklarını tercüme edip kitaba yazsan, Profesör Hasan Akar. Lan profesör böyle konuşur mu ya? Çocuklara böyle konuşulur profesör olduğu için. Toplum, işte örf ve o toplumun uslubuna ve kalıbı kelamına aittir bir suç varsa. Manaya dokunulmaz. Manayı o kaba koydum. Ben senin kabın farklı ama benim suyum her şeye şekil alır. Mana su gibidir. Trakya'da çocuğa kızan diyorlar. Kızan diyorlar. Bizim memlekette de... Kızan birisine sinirlenir. Hayır, dişi köpeğin cinsel istek olduğu hale kızan diyorlar. Tokat'ta öyle diyor. Tokat'ta öyle diyorlar. Tokat'ta. Mesela bir kitap olsa, dese ki iki kızan geldi, İşte böyle böyle bir şeyler oldu filan dese, bizim orada bilmeyen insanlar çiftleşmek isteyen iki tane köpek geldiğini zannedecek.
Oysa kızan sizde değil mi? Ya onu verecektim misal, sen verdin. Ben diyeceğim bizde kızan, sizde uşak. Uşak, bizde uşak derler. Uşak mesela, uşak desen adam diyecek ki ben senden uşağım mıyım? Kim? Uşağım. Uşağım. Lan kimsin lan sen burada desen ki uşağım ben senin mi? Abdullah ver, ben verdim. O manada Düzce'de ben ilk defa böyle Karadeniz şivesini hiç bilmiyorum böyle. Üzüm isteyeceğim dedim ki, baktım orada teyzeler oturuyor. Teyze dedim ki bir üzüm alabilir miyim? Dedim, sen kimin uşağısın? Ben kimsenin uşağı falan değilim dedim. Bilmiyorum ki. Şimdi ben şey manası, İstanbul manası biliyorum. Evet, uşağı. Çocuk soruyor. Kimsenin uşağı? Kim yani kölesisin? Uşağısın. Tamam. Şimdi eğer bu mana, yani bu kelam yanlış olmuşsa içerisindeki mana değil. O usluba, kalıbı kelama, libasa aittir. Örfe aittir o. Allah Resulü de farklı yerlere, farklı bölgelere, farklı zamanda, farklı sahabelere, farklı soru soranlara konuşmuştur. Yanında sahabe var. Bir toplum soru sordu. Kubeyza Tepesi'ni. O Yahudi toplum. Onların bildiği bir uslup var. Anlayacağı uslup. Mesela kızan şey tokata denmez bak. Cinsellik manasına geliyor. Bir köpeklerin hali, psikoloji şeyi. Ama Trakya'da çocuk denir. Şimdi o Yahudi toplumunun manasını, şey kültürünü, kullandığı örf ve tabirleri, ki Karadeniz'de bölgeden bölge, ilçeden ilçeye değişiyor, onlara uygun manayı söylemiş. Ama o uslupla söylediğini al tercüme et, Medine'ye getir, yanlış oluyor. Büyük felaket olur abi. Tabii o zaman şöyle geçiyor. Kim kime, neyi, ne zaman, nasıl, niçin, makam ve maksat. Uslup demek. Onun için an mıdır, has mıdır? Yani peygamberin bu söylediği diyor muhaddisin ha. Bu söylediği söz geneli mi kaplar, geneli mi kaplar veya o topluma mı yön vermiş? O toplumun belki kafirdir, ilkokul çocuk seviyesi oldukları için orta akula taşımak için kullanılan bir tabir. Yani ona götürmek için. Bazı sorular da peygamber efendimize alay etmek için sormuşlar. Evet. Mesela alay etmek için sorulan sorulara verilen cevaplar. Ciddi soranlara yani, Müslümanın böyle hakikaten safi kalp soru soran adama aynı cevabı versen olmuyor. Mutlaka o adamı kırarsın değil mi abi? Tabii. Çünkü şimdi, ne kadar farklı. O tekebbür ehli, o Yahudiler mesela alay için işte senin Allah haşa sümme haşa şöyle şöyle de yapabilir mi? Diye bir soru soruyor. Ona öyle bir şiddetli cevap vermesi lazım ki çünkü onun tekebbürüne uygun bir cevap vermesi lazım. Ya aynısını yapmışlar. Bir tane hatırıma geldi. Yahudi toplumunda demiş ki Muhammed geldi, bak geçiyor dedi kavmimizden. Bak diye bir soru soracağım alimleri. Ve susup kalacak diyor. Hiçbir cevap veremeyecek diyor. Bak bu niyetle. Allah Resulü anlıyor. Cebrail aleyhisselam söylüyor. Böyle bir öyle tahkir etmek, aşağılamak ve susturmak için şöyle bir soru sordular. Ya Muhammed diyor bu hurmayı gösteriyor. Bu benim rızkım mıdır? Rızkın dese atacak. Bak değilmiş. Ya ötekine verecek, al ye diyecek. He yok. Rızkın değildir derse yiyecek. Ne derse suç olacak. Öyle bir soru bulmuş ki acayip. Allah Resulü ona bak. O soruya ve o topluma ve o niyetle. O kastle söyleyenlere cevabı şöyle oldu. Ama bir Müslüman sorsa farklı cevap verecekti. Dedi ki yersen rızkındır, yemesen rızkın değildir. Oh! O zaman geri döndü, oturttu yere, çekip gitti. Ama aynı soruyu Müslüman bir topluma, Mekkelilere veya iman edenlere, müşriklere falan sorsan farklı olur. Tabii bunu tutuyorsun. Ya diyor, Yahudilere böyle cevap verdi diyor. Ya kader anlayışıdır. Bu hadis değildir diyor. Hadistir ve ona uygundur. Ha, o zaman demiş ki ulema, bu am mıdır, has mıdır, hususu midir? Sucunun mudur, gusunun mudur, hattun mudur, hat mıdır yani, hudut mu getiriyor, muttala mıdır, tamam. Bunlar hepsi ayrı ayrı ulema bunu şey koymuş, buna muhaddisin uleması denilir. Ahkam çıkacak mıdır, ibret midir, tefekkür müdür, kabileler arasındaki durum mudur, özet istihza için mi sordular, dalga geçirmek için, susturmak için mi, öğrenmek için mi, kim sordu, kimler vardı, ne zaman oldu, nübüvvetin hangi senesinde, bunlar hep nazar alınarak cevap veriliyor. Peki. Böyle tarihçe kronolojisi yap, kim ne yapıyor diye onlarla uğraşmayacağız. Bizim dışımızda olanlarla uğraşmayacağız. Bizim içimize girmiş artık bu. Bizim içimizde zehirliyor. Bir de bunlar ders yapıyor ya.
Bu ders yapıyor ve bu adamı kürsüye geçiriyorlar. Yani biz onların dalaletleriyle meşgul olmasınız. Herhalde site sen yazmışsın. Çünkü aynı metni birisi de yazdı bana. Ya ben bir şey aynı böyle. Diyor ki batılla, tabii ki batıllarla ve batıl insanlarla meşgul olmamak lazım. Niye? Biz batıllarla meşgul olsak zaten hakkı kaybederiz. Tarihçi hayatta bu tuzaktır diyor. Tamam mı? Fakat batıl hariç olursa ama içimize girmiş ve medreselerimize ders yapan adam. Bir de şu şey var ya Hasan abi. Bir yanlış gördüğünüz zaman elinizde, dilinizde... Onu dün anlattım o çünkü yani şey değil. Söyleme makamında olup da söylemeye mesul oluyor. Mesela ben sendeki mesuliyet aynısı bende yok. Yani, tabii. Biraz belki arkadaşın sorusu bu yönüyle de bakılabilir yani. Yani şeydir mesela elinle var ya elinle, evet. O hadis dün anlatmıştık elinle. Onu halifeye aittir. Fitne olur yoksa maddidir. Gördünüz yani. Gördün bir münkeri, yanlışı elinle düzelteceksin. Bunu hadisi çıplak alırsan o zaman alacağız baltayı, tabancayı, aynen, aynen. Sokakta savaş yapacağız. Aynen, böyle yapıyor işte. Böyle olmuyor işte. Tamam. Mealen gidersen böyle oluyor. Gördünüz bir münkeri, yanlışı, mümkünse elinizde, değilse dilinizde, yoksa kalbedin. Ha, ulema, yani muhaddisin uleması diyor ki, dahilde fitne olmaz, elinle düzeltme işi halife aittir. Diliyle düzeltme alime aittir, kalbe buğz etme avama aittir. Evet. Ama mesela bazı insanlar var ki, mesela benim gibi insanlar, topluma hitap ediyor, yazıp çiziyor, kitap yazıyor bu. Hani sokakta olsa kale almıyorsun. Arabanın sesini kale alıyor musun? Aa araba sesi geçti. Geçiyor. Ne olacak? Zaten geçecekti. Ama bu makamda geçip de müdafaa gibi gözüken veya hiçbir şey demiyor, tepki vermesi gerekirken tepki vermiyorsa bu, çünkü burası ikaz etme, insanları uyandırma zeminidir. Niye? Laikalar ne demek biliyor musun? Zamanı ve şartları geldiği zaman ehilleri topluma istikamet vermek adına ortaya koyduğu ikaz edici derslerdir. Senin işin var, bir yere gitme. Ne demek? Şimdi bir olay gelişti. Diyelim ki eylem yapalım. Yani fiile mi geçirelim? Toplum gerildi. Siyasi. Sen de yakından bildiğin bir şey. Hangisi doğrunun için doğrudur? Hemen biz o topluma madem gerildi o öyle diyor, bu böyle diyor, hangisinin için doğru olduğunu bilmiyoruz. Ha, o zaman ikaz etme, ders yapma, konuşma makamında olanlar susarsa mesuldur. Dilsiz şeytandır. Kim? Birisi konuşursa fitne olur, birisi konuşmasa fitne olur. Konuşma makamında olanların Risale-i Nur'da kendi anlayışını değil, Risale-i Nur'daki açık beyanatları söyleme makamındaysa söylemesi lazım. Söylemese insanlar ihval ediliyor, aldatılıyor, kandırılıyor, yanlış mecralara sevk ediliyor. Ha diyeceksin ki arkadaş 2. Emir Dağı'nda 208. sayfada Cumhuriyet Halk Partisi azami şerdir. Bunun karşısında evliya falan aramıyoruz. Halife aramıyoruz. Bunun karşısında hayr-ı mutlak da değil. Bu da şer. Ama ehven-i şer. Ehven. Buna göre ehven. Bu azami şer. Çünkü bu itikada hücum ediyor. Bu benim menfaatlarıma hücum ediyor. Çalıp çıkıyor. Bu ise Allah'ımı inkar ediyor. Diyor ki bu durumda ne yapayım? Ha mesela siyaset örnek verdim. Herkes bilebilir mi Emir Dağı'nı? Bilebilir mi? Bilemez. Ben madem burada çorba içiyorum, Bediüzzaman'ın karargahında vazifem, toplum da böyle biliyor. Toplumu ben, bir beklentisi var ve Allah da benim de şey yapıyor. Çünkü vaciptir. Bildiğiniz bir şeyi diyor. İmam Şafii de vacip farz manasında. Bildiğim bir şeyi anlatmak, emri bir maruf, ne yani münker farzdır. Ahir zaman fitnesinde diyor, emri bir maruf, ne yani münker yapılmayacak, çocuklar hayasız olacak diyor. İnsanlar sabretmeyecek vesaire sayıyor ya. Ha, o zaman ne diyecek? Bak arkadaşlar burada bu yazıyor. Vay iflanı kestiğimi ustupladı. Ama burada böyle yazıyor. Bak bunu kaçırmayın. Ölçü budur. Buraya çiviyi çak. Ha bunun karşısında ama evliya ya bu tarafta birisi var. Bir grup var cemaat. Evliya. Bunu durduracak güçte midir diyor ustad. Hayır. O zaman diyor bu azami şer gelmemesi için bu ehven-i şer. Yani kolu kesilmemesi için parmağını kestir diyor. Ha, o zaman konuşması...
bilen, ehli ve saygın görmüş toplum. Bunlara gönül insanları deniliyor. Hani onu da şey, toplum bunu, orta yani cemaat bunu otomatik olarak fıtri gelişmiş gönül insanları, yani mütemet insanlar, hayatlarıyla, yaşantılarıyla, konuşmalarıyla güven kazanmış. Bu insana insan bakıyor. Ne diyor? Çünkü benim kadar mektubatı bilmez. Değil mi? Kastamonu'yu bilmez. Ne yapacağım ben? Gelişen hadiselerde topluma istikametli ifrat ve tefritten azade hattı vasatı göstermek benim vazifemdir. Bu makamdayken benim söylemem lazım. Hangilerini söyleyeceğim? Sokaktaki her yanlışı ele alsak biz zaten doğruya zaman bulamayız. Ama içerimize girmiş veya girmeye çalışan fitneleri durdurmak için. Yoksa diğer fitnelerle biz uğraşamayız. Şimdi İstanbul'da bilmem neler oluyor. Bunlarla uğraşabilir miyiz? Ama nurculuk namına çıkıp efendim Risale-i Nur vahidir diyor. Bediüzzaman vahidir diyor. İftira ediyor. Abi fitne olur. Konuşma, müdafaa etme. Olur mu şimdi? Hamiyetsizlik olur değil mi? Hamiyetsizlik olur tabii. Mesela adam bak ne yapmış, yalana bak. 25. sözün başında mesela. Kur'an tarifi var ustadın. Kur'an, virgül, noktalı virgül. Kur'an, ismi azamdan, her ismi mertebe-i azamdan, arş-ı azamdan, sayıyor, 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 gelmiş bir vahiy semavidir diyor. Kur'an. Değil mi? Kur'an. Kur'an tarifi bu. Adam ne yapmış biliyor musun? Kur'an, virgül, sokmuş oraya. Risale-i Nur, ismi azamdan, her ismi mertebe-i azamdan, arş-ı azamdan, gelmiş, sayıyor, sayıyor, vahiy semavidir diyor. Bak Kur'an'la Risale-i Neşit yaptı diye bu fitneyi yapıyor. İftirayı yapıyor. Ben de şimdi çorba içiyorum. Ahirette bana sormayacak mı Üstad Hazretleri? Sen benim çorbamı içiyordun. Karakiyatta sana güveniyorlardı. Nurcusu. Ben susarsam bunu kim müdafaa edecek? Adam sadeleştiriyor. Fitneyle uğraşmıyor. Haricimizdeki fitne. O ne yapıyor? O bizi ilgilendirmez. Ama direkt Risale-i Nur'la alakalı bir şeyse bizi direkt alakadar ediyor. Evet, dairen haricinde şey başka. Şimdi ne diyeceğiz? Bak arkadaşlar diyeceksin. Bak burada göstereceksin. Nereden bilecek? Yani şimdi adam da sayfada veriyor biliyor musunuz? Diyor ki Said Nursi diyor Sözler adlı kitabın bak şu sayfa. Sayfa 366'da. Şimdi o adam doğru deyip demediği diye bu kitabı alır mı avam? Almaz. Yok. Sayfa söylüyor. Niye? Ya çamur at. Kalırsa izi kar kardır. En azından izi kalır. Bak şöyle yapmış. Kur'an virgül. Şu kitabı kebir kainatın bir tercüme-i ezeliyesi ve hayat-ı tekvini okuyan mütenevi dillerin tercümanı. Ebedisi. Devam ediyor böyle sayıyor sayıyor tamam böyle geliyor. Bir diyor ki ve her bir mesleğin mesakine muvaffuk ve onu tasvir eden birer risale ibraz eden mukaddes bir kütübhane hükmünde bir kitabı semavidir diyor. Kim için söyledi bunu? Kur'an için. Kur'an için. Adam ne yapmış biliyor musun? Kur'an, virgül, Risale-i Nur, şu kitabı kebir kainatın mütercimini, Risale-i Nur sokmuş. Var mı burada Risale-i Nur? Yok. E peki ne yapacağım ben bunu? Susmak mı? Diyeceksin ki arkadaşlar 366'da yalan söylüyor. Burada bu şey yok. İftira. Ustadımıza bugün okuduk sabah dersinde. Peygamberlik iddia ediyor demiş. Şah ve padişah gibi yaşıyor. Şah ve padişah gibi yaşıyor. Cumhuriyet gazetesi o ustadın zamanında diyor ki şualar var mı? Şualar ver bak bir şey göstereceğim. Cumhuriyet gazetesi diyor. Cumhuriyet gazetesi yapıyor ha. Cumhuriyet gazetesi diyor. Ha Said Nursi peygamberlik iddia ediyor diyor. Aha delilimiz diyor. Şu ağlar Allah'ını seversin bak. Bakacağız bakalım. Kaçıncı sayfa? Sayfayı da söylüyor ha. Ki o dönemde kaç kişi salimde... Yani şimdi bu sayfayı söylediği zaman... peki sevgili arkadaşım... yani bunun doğru söyleyip söylemediğini... için kitap alır mı? Okur mu? Kaçıncı sayfaydı ya? 19 muydu? Muhakkik bir insan olur da. Ha. 9. Şu ağlar attı kitabın diyor. 9. sayfada Said Nursi peygamberlik dava et diyor. Bak daha delilim diyor.
Eftelu ma kultu ana ve nebiyina min kabli la ilahe illallah. Yani ben ve benden evvel gelen peygamberlerin en ziyade fazileti ve kıymeti sözleri la ilahe illallah kelamıdır. Bak diyor, ben ve benden önce gelen peygamberler demek suretiyle peygamberlik iddia ediyor diyor. Oysa başında ne yazıyor biliyor musun üstünde bak. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ferman etmiş. Eftelu ma kultu ana ve nebiyuna min kabli la ilahe illallah. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ferman etmişi kesiyor. Yani ben ve benden evvel gelen peygamberlerin en ziyade fazilet ve kıymeti sözleri la ilahe illallah kelamıdır diyor. Şu adama ne sinirimde ne diyeyim? Bu Bektaş misali gibi yapmışlar abi. Emirdan da söylüyor, mudafa ediyor abiler. Bu iftiralarını diyor, ne diyor, gözlerine sokuyoruz diyor mu? Yok, onu ben söylüyorum ki ibraz ediyoruz. Tamam. Baş edemediğini gösteriyor. Ya. İkinci Emirdan da, versene o şey Emirdan'ı, o ders okuduğumuz kitabı. Bak, bak şimdi. Allah Allah. Yalanlarından birkaç delili şunlardır. Ustadımız Said Nursi için 218 şu ikinci emirden. Ustadımız Said Nursi için müdafaa ediyor abiler. Kendisi ustad karışmıyor. Bir şah ve bir padişah gibi yaşamakta ve gelen yardımlarla geçinmektedir diye o vicdansızlar, hem de vicdansızlar, ha iyi bana yakıştı yani. Demek buna. Diye o vicdansızlar apaçık bir iftirada bulunmuşlardır. Bir de karşıda peygamberlik iddia ediyor diyor. Burada. Allah Allah. Bak şurada. Herhangi bir din aliminin bir bahane ile peygamberlik isnadını yapmak doğrudan doğruya İslamiyet'e bir taarruz ve Kur'an'a bir ihanettir. Bu da 219 sayfada söylüyor. Peygamberlik iddia ediyor diyor. Allah Allah. Şuraya bak. Yani o zamanda da hangi abiler şey yapıyor bunu sonra? Hastalığı münasebetiyle hizmetinde bulunan Tahir-i Zübeyir Ceylan Bayram Sukuruş'tu. Yani peygamberlik iddia ediyor. Şah ve padişah gibi yaşıyor diyor. Gelen hediyelerle yaşıyor diyor. Olan senin Allah bildiği gibi et seni. Tamam. Bu Rüştü ispatalım yine abi. Herhalde. Bu bizim Rüştü abi değil. Ama Rüştü abinin iki tane ustadla mektuplaşması var. Ustadda iki tane mektubu var. Ustad onu şey yapıyor, iltifat ediyor, gelmesini istemiyor ve bassınlar şey yapmıyor vesaire. Yani şey, sen de haklısın. İşte çok önemli o, o Kastamonu'daki ölçüler çok önemli. Aferin. Yani kime bu bağlar? Mesela Risale-i Nur'da dost var, kardeş var, talebe var, has var, ehas-ı has var, erkanlar var, rükünler var. Tamam, varisler de var. Ustadı mesela Risale-i Nur'da geçen, şu anda ismiyle geçen varisleri var. Birinde celalece onların hakkı müdafaa, tamam mı? Bize de has derler. Yani vakıf hayatını yapanlara külliyatta hayatını vakfeden haslar diye geçer. Ne yapacak? Hasların da bir vazifesi var. Ama has kalkıp da erkanın vazifesi yapmaya kalkarsa fitne olur. Tamam. Dolayısıyla Risale-i Nur mu da ha, yoksa diğer fitnelerle uğraşacak. Ne zamanımız var ne zaten tuzaktır o. Okumamak için. Ama Risale-i Nur'un içerisinde Hasan kardeş otur dersler yapma dedikleri için ben zaten bunları anlatıyorum. Yapmayın diyorum ben böyle dersi şey yaparak. Hem vazifendir anlatmaya, hem anlatmıyorsun hem anlatın da elini kolunu bağlıyorsun yani. Sağda solda da gevezelik yapıyorsun. Hasan tekfir ediyor diyor. La ben tekfir ettiğim yok. Adam kader inkar ediyor. Ben de bir İslam'a koymaya çalışıyorum. Hadis inkar ediyor. Hangi kalıba koyayım? Kaderi ve hadis inkar eden mümin diyemem. Müslüman diyemem. Ne diyeceğim? Bunun dışında bir şey. Ben nereye koyayım? Bu.